Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde büro tipi koltuğumuzun gördüğünüz gibi şu kısmında yırtık var. Dikeceğiz. Hadi buyurun. Şimdi arkadaşlar mumlu ayakkabı diktiğimiz ipimiz var. O ipi kullanacağım. Güzel de bir çuvaldız iğnesi ve çakmak lazım. Çakmak ne için? Çakmak bu ağız kısımlarını yakıyorum ki dağılma yapmasın diye. Ben zaten işlemi az önce uygulamıştım. Sadece size göstermek amacıyla yapıyorum şu anda. Bir tur iğne dikişimizi attık. Şimdi birkaç detay göstereyim. Ondan sonra da hızlanalım dostlar. Hadi buyurun. Şimdi arkadaşlar ilk düğümü şuradan şuraya attım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Biraz da aşağıya alayım. Bakın ilk düğümü şöyle yandan bir attım. Daha sonra ikinci düğümümü çapraz gideceğim arkadaşlar. Yani yapabilirsem desen vererek gitmeyi planlıyorum. O yüzden bakalım. Daha önce el pratikliğim olmadı. Onu söyleyeyim. Yani daha önce böyle çok dikiş diktim. Ayakkabı falan dikiyorum ama bu tip bir malzeme dikmedim. Bakalım şöyle çapraz bir şeyler yapmaya kalktığımda güzel bir dikiş atabilecek miyim? Hep birlikte bir görelim. Bir kere şöyle bir attım. Şöyle baktım. Daha sonra aynı yerden aynı çaprazı bir daha. Vermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Ömer şeyi verir misin? Defter şey işlemlerini verir misin bana? Şöyle. Yakışıklı olmadı. Bir yöntemi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar o zaman dedi ve Ömer kaldı. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bakın çizgiler var ya. Çizgi üzerinden gideceğiz. Zikzak atacaktım. Çapraz atacaktım. Vazgeçtim. Buraya kadar gittik. Şurada siyaha düşürmedim. Daha sonra üstüne gittiğim zaman ipim de siyah zaten. O şekilde siyah dikerek bu koltuğumuzun bu yırtık kısmını tamir edeceğiz. Aslında bu şu kısım çıkıyor. Şu kısım çıkıp güzelce bir dikiş makinesinde arkasına böyle bir çiçek deseni ya da herhangi bir desen vererek normal bir kumaş diker gibi de dikilebilir aslında. Ya da bu arka hobi malzemeleri satan malzemeciler de Ömer mesela arkadan diyor ki kartal resmi ya da ne bileyim bir sandalye resmi ya motosiklet resmi sevdiğiniz bir şeyi de buraya terzi makinesiyle diktirtebilirsiniz ama bu sökmeden yapılabilecek basit işlemlerden bir tanesi. Hadi devam edelim ve şeyimizi, koltuğumuzu ülke ekonomisine kazandıralım dostlar. Haben wir uns geschworen? Komm und erzähl mir, wo du überall warst. Ich hab offene Ohren. Du fehlst mir, ich fehl dir. Wenn wir uns wiedersehen, bleibt die Welt kurz stehen. Du fehlst mir, ich fehl dir. Lass uns nie wieder gehen. Ich will, dass du nie wieder fehlst. Evet arkadaşlar yani aslında izi izini yaptım. Buralarda nereye hiç belli değil ama bu kısımda parça yoktu. Bu kısımda parça olmayınca mecburen tamamen belirsiz bir şekilde yapamadım. Dolayısıyla da bu şekilde bir işçilik çıktı ortaya. Ama sonuç olarak hani görsellik de elbette önemli ama bizim için yani bu malzeme için çok önemli değil. Önemli olan bizim için işlevi. O yüzden de bu şekilde sandalyemizi tamir ettik dostlar. Çok daha güzel düğümleme, dikme teknikleri var. O videolara bakarak da buranın tamirini de yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.